bu yeni infaz yasasıyla alakalı, yani acil durumla koronavirüsün neden olmuş olduğu pandemik salgın nedeniyle ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve mahkumların şu an için tahliyesi söz konusu. Bununla alakalı Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın da yapmış olduğu açıklama var. Medyada bildiğimiz kadarıyla, çünkü daha yasalaşmadı, tasarı halinde duruyor. Dört tane suçun bu acil durumla alakalı infaz düzenlemesinden yararlanamayacağına ilişkin bir açıklama var. Bunlar terör suçları, cinayet suçları, uyuşturucu kullanma suçları ve cinsel suçlar olarak ayrım yapılmış. Ancak toplum sağlığını tehdit eden bir bulaşıcı hastalık, pandemik bir felaketle karşı karşıyayız. Koronavirüs salgını var, biliyorsunuz. Şimdi yaşam hakkı anayasal bir hak. Bu anlamda yaşam hakkını, sağlık hakkını herkese eşit bir şekilde şey yapmak gerekiyor. Sağlamak gerekiyor. Yani suç ayrımı yapmaksızın sağlamak gerekiyor. Bütün tutuklu ve mahkumlar için bunun yapılması gerekiyor. Bunun dışında yani ceza infaz kurumları, biliyorsunuz, özellikle hastalar, yaşlılar, işte hamilelik döneminde olan bayanlar için uygun değil. Cezaevi koşulları uygun değil. Böyle bir salgının olduğu bir dönemde hiç uygun değil zaten. Çünkü hijyenik şartlar virüs kapma imkanını daha da arttırıyor. Bu anlamda yeni bir infaz düzenlemesi, yani ev hapsi olabilir, ne bileyim, değişik adli kontrol uygulamaları olabilir. Bu duruma özgü bir şekilde, belki de geçici bir şekilde olabilir. Yani salgın hastalık geçene kadar bir şey yapılabilir. Bunun dışında dediğim gibi, yani belli suçları bu acil duruma göre uygulanacak infaz düzenlemesinden mahrum bırakmak anayasal güvence altına alınmış olan sağlık hakkına aykırıdır. Biliyorsunuz kaç yıldır hep af gündemde. Fakat af kapsamının ne olduğu konusunda bir muğlaklık söz konusu. Belli suçlar sürekli, biliyorsunuz, af kapsamı dışında tutuluyor. Özellikle de bunların başında da terör suçlar ya da siyasi suçlar geliyor. Bu konuda ben daha önce de değişik şekillerde beyanda bulundum. Siyasi suçlar ya da terör suçları da terör suçlarının af kapsamının dışında bırakılmasıyla alakalı ayrı bir düzenleme gerekiyor. Yani bütün siyasi suçlar af kapsamının dışına atıldığı zaman bunun toplumda olumsuz bir takım yansımaları söz konusu oluyor. Neden diyecekseniz, çünkü hayatında hiç silah görmemiş, eline silah almamış insanlar var ve bunlar terör örgütü üyeliğinden mahkum edilmiş ya da tutuklu bulunuyorlar. Bu kişilerin af kapsamından kesinlikle alınması gerekiyor. Yani bir İslami bir davada yargılanan bir kişiyle elinde silah, daha da PKK'ya katılmış, eylemlerde bulunmuş kişinin bir tutmak doğru değil. Ya da ne bileyim, başka terör örgütleri, silah terör örgütleriyle aynı kefeye koymak doğru bir durum değil. Çünkü bu sonuçta kişinin kendi düşüncesiyle alakalı bir şey. Yani bu düşünce bir suç olmamalı. Kişinin düşüncesinden dolayı terör örgütü üyeliğinden mahkum etmek, daha sonra af gündemde olduğu zaman da efendim işte siyasi mahkumları, terör suçlarını af kapsamında tutuyoruz demek işin kolayına kaçmaktır. Çünkü hukuk devletinde özgürlüklerin de korunması gerekiyor. Yani bir kişi sadece düşüncesinden dolayı ceza alıyorsa, diğeri de elinde silah olduğu halde alıyorsa, burada bir eşitsizlik söz konusudur. Yani insanların düşüncelerini serbest bir şekilde ifade etmeleri gerekiyor. Bu anlamda siyasi suçlara, Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle terör suçlarının da bir ayıklama yapılması gerekiyor. Diğer taraftan hani malum işte koronavirüs ya da COVID-19 salgından dolayı cezaevlerindeki koşulların bu hastalığın yayılma hızını etkileyeceği yönündeki bilim kurulunun tespitleri de söz konusu. Bu doğrultuda da hiçbir suç ayrımı yapmaksızın mahkumların, tutukluların tahliye edilmesi ve tahliye döneminde de ya da adli kontrol tedbirleri eşliğinde
tahliye edilmesinin kamu sağlığı açısından daha yararlı olacağını düşünüyorum. Koronavirüs salgını özellikle yaşlıları ve kronik rahatsızlığı olan kişileri, kalp, damar hastalıkları, işte şeker, tansiyon hastalarını, böbrek hastalarını özellikle etkiliyor. Bu durumda hani sağlık durumu iyi olmayanların zaten dosyalarında bu belgeler, bilgiler var. Diğer taraftan yaşlılar var. Özellikle 65 yaş üzeri insanlar var. Bunların kesinlikle her halükarda tahliye edilmeleri gerekiyor. En azından ev hapsinde tutulabilir. Zaten şu anda Türkiye ya da Türkiye gibi birçok ülke açık hava hapishanesini haline getirmiş durumda. Yani zaten insanlar şu anda evlerinden çıkabiliyor. Yani sokağa çıkma yasağı söz konusu. Dolayısıyla hani bu kişilerin de tabii öncelikle çünkü salgının daha da ilerlememesi açısından en azından tahliye edilmeleri gerekiyor ya da ev hapsinde tutulmaları gerekiyor. Çünkü bir cezaevinde bir kişinin bu virüsü kapmış olması bütün cezaevini risk altına sokar. Yani dolayısıyla insan sağlığı, insan yaşamı her şeyden önemlidir tabii ki.